Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir çalışma yapacağız. Çanta yerine bu güzel modeli şallarımızda, çantalarımızda, bluzlarımızda, atkılarımızda, her yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model ve sizlerle de paylaşmak istedim bu güzel modelimizi. Şöyle. Şimdi ipimiz hangi ipten olursa olsun her ipte çok güzel duruyor. Ben evde bulunan herhangi bir ipten yapacağım şimdi sizlere. Açık bir renkten daha çok sizlere yaparken yardımcı olabilmek için. Siz hangi ipten olursa kullanabilirsiniz. İpinize göre de şişlerinizi ayarlayabilirsiniz. Ben biraz kalın ip kullanacağım. Bu atkılarda, şallarda kullanabilen kalın bir ip. Evet, şiş numaram da 5 no. Şimdi ilmek atalım arkadaşlar. Yani kısa bir ilmek atalım ki örneğimizi yapana kadar model çıksın ortaya. Çift sayılı olsun attığımız ilmek. Tek sayılı olduğu zaman model çok göstermiyor kendini. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ilmek attım arkadaşlar. Şimdi bunun normal tersleri şu an ister lastiğin üstüne yapın bu modeli, ister tek başlayın benim gibi şu an böyle direkt lastiksiz başlayın. Nasıl başlarsanız başlayın arkadaşlar, bir sıra tersini gidin örneğe düzden başlayalım. Bu sırayı dümdüz ters olarak kendinizden şöyle giderek bu sırayı düz örelim. Arkadaşlar ben şişimi değiştirdim. Biraz masaya tık tık vurmasın, size de ses olmasın diye başka bir tığlarla yapacağım. Şimdi şişlerle yapacağım. Şu misinlemi de kaybedeyim. Şimdi arkadaşlar 18 tane ilmek attım. Şu modelimiz şurada dursun. 18 ilmek attım. Dediğim gibi hangi yerde kullanacaksanız kullanın. İster lastik üzerine, ister direkt yapacaksanız da ilk sıramız hep tersimizi bir düz gidelim. Bu sırayı bu şekilde örelim. Modeli şimdi ön yüzden kuracağız. Modelimizde püf noktalarımız var. Onlar da hepsini ayrı ayrı göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar düz yerindeyiz. Bu ilk ilmeğimizi bu şekilde boş alıyoruz. Burada ilmeğimizi boş aldık. Bir tane artırma yapıyoruz. Ve bu ilmek iki taneyi şu şekilde kesiyoruz. Sonraki iki ilmeği de ilk yaptığımız gibi değil, bu sefer bu taraftan kesiyoruz. Yani bir ilmeğimizi önden, bir ilmeğimizi ters yönden kesiyoruz. Şu şekilde. Sonra bir iki tane artırma yapıyoruz. Aynı şekilde şu iki ilmeğimizi kesiyoruz. İlk önce yaptığımız gibi. Sonra diğer ilmeğimizi de
bu yönden kesiyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi anlaşıldı mı arkadaşlar? Şurada iki kesmemiz oldu. Bir bu yönden, bir diğer yönden iki artırma yaptık. Aynı kesmeleri tekrar yaptık. Bir, iki artırıyoruz. Aynı işlemi diğer başa gelene kadar önce bu yüzden kesiyoruz. Sonra şu şekilde kesip bir, iki tane artırıp aynı işlemimizi yapıyoruz. Sayılarımızı başladığımız zaman çift olmasına dikkat edin arkadaşlar. O zaman daha uygun, güzel denk geliyor. Bakın, sonda da iki kestim ve şurada ilk başlangıçta tek artırma yaptığım gibi burada da bir artırıp bir tane ördüm. Şimdi terse geldik arkadaşlar. Önemli olan bu tersteki püf noktalarımızı bilmemiz. Şimdi terse geldiğimiz zaman bu ilk ilmeğimizi düz aldık. Şu artırdığımız ilmeğimizi tek ördük. Şimdi püf noktamız burada başlıyor arkadaşlar. Bu ilmeğimizi ipimiz diğer tarafta. İlmeğimizi boş aldık. İlmeğimizi ön tarafa, yani kendimize doğru, buraya ön diyelim, diğeri arka diyelim ki anlaşılalım. Ön tarafa aldık, bunu ters ördük. Şuradaki boş ilmeğimizi, örmediğimiz ilmeğimizle diğerini yer değiştirip ilmekte kalırken onu da örelim. Yani ilmekleri değiştirip de ördüm arkadaşlar. Şimdi öbür diğerlerini de tekrar göstereceğim. Şimdi burada iki artırmamız vardı. Bunu bir düz örüyoruz. Diğer artırmamızı da ters örüyoruz. Burada tekrar ipimiz diğer tarafta ve bunu boş aldık. İpimizi kendimize çevirdik ve ördük. Boş aldığımız ilmek ile diğer ilmeğimizin yerlerini değiştirip boş aldığımız ilmeği de burada örüyoruz. Yani modelimizin arka tarafı bundan ibaret arkadaşlar. Artırmamızı düz ördük. Diğer artırmamızı ters ördük. Tekrar kesimlere geldik. Diğer tarafta yaptığımız kesimler burada bu şekilde arkadaşlar. Burada da aynı şekilde ipimiz arka tarafta, ilmeği boş aldık. İpimizi ön tarafa getirdik. Bunu ördük. Boş aldığımız ilmek ile diğer ilmeğimizin yerlerini değiştirip boş aldığımız ilmeği burada ters örüyoruz. Artırdığımızı düz ördük. Bir de tersten ördük. Tekrar aynı şekilde boş ilmeğimizi aldık. İpimiz arka tarafta. İlmeği öne alıp diğer ilmeğimizi ördük. Bu ilmeklerimizin yerlerini değiştirdik. Boş aldığımız ilmeğimizi de ördük. Burada bir artmamız vardı. Onu örüyoruz tersten ve son ilmeğimizi de bu şekilde örüp bitirdik. Tekrar diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Örneğimiz yavaş yavaş çıkınca zaten birkaç sıra gittikten sonra anlayacaksınız. Bu baştaki ilmeğimizi boş alıyoruz. Şimdi burada bir alt sırada artırma yaptığımız için bir artırma bu ilmeğimizin yanında, bir artırma yaptıysak diğer ilmekte, diğer düz tarafa geldiğimizde artırma yapmayacağız. Yani şimdi artırma yapmayacağız. Diğer ilmeğimizi aldık. Şu iki ilmeğimiz var bakın arkadaşlar. Bunu bu taraftan
kesiyoruz. Şu şekilde. Tekrar göstereyim. Şimdi bunlar bu tarafa gittiği için böyle keseceğiz arkadaşlar. Şu iki ilmeğimizi şu şekilde kestim. Bakın. Sonra 1, 2 artırmamı yapıyorum tekrar. Sonra diğer yaptığımız kesimler gibi önce önden şu ikisini kesiyoruz. Sonra bu taraftan kesiyoruz arkadaşlar. 1, 2 artırma yapıyoruz. Önce bu ilmeğimizi kesiyoruz ön taraftan. Sonra şu iki ilmeğimizi de diğer taraftan bu şekilde kesiyoruz. 1, 2 milüste alıyoruz. 1, önden kesiyoruz. Diğerini de bu taraftan kesiyoruz arkadaşlar. 1, 2 tane ilmek alıyoruz. Bu ilmeğimizi kesip bunu da düz örüyoruz. Diğer tarafta demiştim, artırma yapmıyoruz bu sefer. Bakın, örneğimiz yavaş yavaş modelimiz çıkıyor. Şimdi bu sayımız kaç olursa olsun arkadaşlar, ben 18 ile başladım. Siz çift sayıyla kaç ilmek yaparsanız yapın, başa kadar bu şekilde gidip diğer tarafında aynı şekilde örüyoruz. Modelde hiçbir değişiklik yok. Şimdi tekrar arka taraftayız arkadaşlar. İlmeğimizi boşaldık. Bunu örüyoruz yanındaki ilmeği hemen. Sonra bu iki tane artırmamız vardı biliyorsunuz. Bunu ördük tersten. Diğerini, pardon. Bunu düzden örüyoruz şu şekilde. Diğerini tersten şöyle. Bakın. Şimdi bu iki ilmeğe geldik. Diğer taraftan kestiğimiz iki ilmek yine. Bunu boşaldık. İlmeğimiz diğer tarafta. Bunu tersten örüyoruz. Boşaldığımız ilmek ile bu ilmeğimizi yerlerini değiştirip boşaldığımız ilmeği tersten tekrar örüyoruz. Tekrar artırmaya geldik. Önce bu şekilde, sonra bu şekilde. İlmeğimiz diğer tarafta boşaldık. İlmeğimizi kendi tarafımıza çekip diğer ilmeği ters ördük. Sonra bu iki ilmeğimizi yerlerini değiştiriyoruz. Boşaldığımız ilmeği de değiştirdikten sonra tekrar örüyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Farkındaysanız örneğimiz artık bu şekilde devam edecek. Pardon, şu son ilmeğimi ters örecektim yine. Evet. Bakın bu başlarda hiç şaşırmayın arkadaşlar. Bir şu ilmeği, ilk sıradaki ilmeği ördükten sonra bir artırıp, İlk başta artırıp sonra modelimize başlamıştık ya, ikinci sırada artırmadan, bir artırıp bir artırmadan yapıyoruz. Demin artırmamıştık arkadaşlar. Şimdi şu ilmeği aldık, burada bir artırma yapacağım. Çünkü bir önceki sıramda artırma yapmamıştım. Ya bunu öyle kafanızda tutabilirsiniz, karıştırmamak için. Bu kenarların düzgün olması için. Burada bir artırdım, az önceki sıramda artırmadım, burada artırdım. Şimdi kesmelerimize tekrar devam ediyoruz. Bakın. Zaten örneğin özeti bir kesip diğerini bu taraftan kesip iki artırma. İki kesip iki artırma diyoruz biz buna. Buradan ilk başta bir artırdık. Bunu bu şekilde kestim. Diğer tarafında buradan kestim arkadaşlar. Şöyle alıyorum bakın. 1, 2 artırdım. Aynı şekilde önce bu yüzden sonra bu tarafından
1, 2 artırıp tekrar kesmeler. Diğer tarafından 1, 2 artırma, bu kesme ve diğer kesme. Yani 2 kesme 2 artırma yapıyoruz. Nasıl baştan artırmıştık arkadaşlar, burada da öyle. 1 artırıp düzümüzü ördük. Bakın bu şekilde örneğimiz daha belli oldu. Yani şu sıra direklerimizi unutmayalım. Bu direklerin yanı zaten kesme oluyor arkadaşlar. Ters tarafa geldik. Yani bu kadar örneğimiz. Ben size yine tekrar daha iyi anlaşılabilmesi için şunu ördüm. Bu yandaki ilk artırmamızı örüyoruz düz bir şekilde. İlmeğimi attım diğer tarafa. Boşaldım. Ters ördüm. İlmekleri değiştirdim. Boşaldığımı ters ördüm. Bir düz örgü artırmaları, birisi ters. Boşaldım. Ters ördüm. Yer değiştirip boşaldığımı tekrar ördüm. Düz ördüm. Ters ördüm. Boşaldım. Ters ördüm. İlmekleri değiştirdim. Boşa aldığımı ters ördüm. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Değiştirmeden de unutmayın sakın, örüp gidersiniz. Değiştirmeden, pardon, şu artırmamız hep ters olacaktı arkadaşlar. Yanlış ördüm tekrar. Bu şekilde. Biraz ilerleyelim örneğimiz çıksın diye. Bakın. Çok güzel bir model. Az önce dediğim gibi artırma yapmıştık. Şimdi artırma yapmadan keseceğiz. Bu baştaki kesmeler arkadaşlar, şöyle anlatayım size. Şunu bir takayım. Bakın zaten örnek bize kendini anlatıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada artırma yapmayacağım için, bu direk bu tarafa gittiği için, şunu keseceğim için bunu da bu taraftan keseceğim. Yani şu şekilde. Artırma yapmıyorum. Şu iki ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. 1, 2 ilmek. Şunu kestim. Tekrar bunu bu taraftan kesiyorum. Zaten artırmalar arkadaşlar şu iki, şu çaprazın ortasında olacak artırmalarımız. Örnek size nasıl yapmanız gerektiğini ilerledikçe, büyüdükçe zaten gösterecek arkadaşlar. Evet. Umarım anlatabildim. Dilim döndüğünce sizlere yardımcı olmak istedim. Şu şekilde şurada da gösterelim arkadaşlar. Bakın modelimiz çok güzel, çok esnek. Merserize iplerimizle, atkılarda, şallarda, her yerde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Eğer ki anlaşılamadığı yerlerde, yorumlarda size yardımcı olmak isterim. Yoruma istediğiniz soruyu yazarsanız cevaplarım sizler için. Abone olursanız çok sevinirim. İzleyip geçmeyin. Beğenilerinizi atarsanız YouTube kanalımın ilerlemesinde yardımcı olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.